Ve o görüntü aslında CHP'ye dair değişmesi gereken her şey vardı o görüntüde. Bugünkü görüntü. Bugünkü evet, görüntüde. Yani maalesef, az önce paylaştık. Evet, hocamız evet. Tanju Tosun da izledi. Hayır bırakamazsın demiyor evet, Kılıçdaroğlu'na. Yani İzin vermiyorum. İzin vermiyoruz. Bırakamazsın. Oraya Ece Hanım, ben tabii videoyu yayınladıktan sonra o görüntüde gördüğümüz kimi siyasetçiler de aradı beni. Şöyle oldu böyle oldu diye detaylarını anlattılar. Kemal Bey oraya bırakma kararıyla gelmiş. Geliyor ve diyor ki ben işte şimdi gireceğim salona, Özgür Özel'in elini kaldıracağım diyor. Yani hani çekilme kararını vermiş. Özgür Özel'in elini kaldıracağım. Hayırlı olsun genel başkanım diyeceğim ve kutlayıp ayrılacağım diyor. Yani ikinci tur yapılmadan. Onun üzerine işte hayır izin vermiyorum. İzin vermeyiz, çekilemezsin. Hayır falan. İşte kadın milletvekilleri onlar da ağlıyorlar. Siz çekilirseniz biz ne yapacağız? İşte falan. İşte ben ne olacağım? Evet yani ben ne olacağım? Orada dikkat ederseniz maalesef Ece Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresinde bunu gerçekten üzülerek söylüyorum bir taraftan da. Yani siyasi varlığını, siyasi kariyerini Sayın Kılıçdaroğlu'nun varlığıyla bütünleştirmiş kişiler var. Ona o baskıları yapanlar da onlar. Yoksa hani Sayın Kılıçdaroğlu gitsin, yeni genel başkan, yani kurultayın seçtiği yeni genel başkanla siyasi kariyerine devam edersin. Öyle isimler çoğunlukta Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hakkını yemeyelim. Ama maalesef çok sayıda belediye başkanı, çok sayıda genel merkezdeki siyasetçiler ve işte böyle kimi medyadaki, işte o videodaki çocuk herif gibi kimi kişiler, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o genel başkanlıkta oturmasından bir kariyer, bir güç alıyorlar ve ne kadar başarısız olursan ol, gitme. Sakın gitme. Çünkü gittiği an onlar da gitmiş oluyor. Bu tablo siyasetin başına bela, yani CHP'yi de başarısızlığa mahkum eden maalesef bir durum. Peki bunun gibi ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde sizin paylaşacağınız o kaderini belirleyen hem sürecin hem aslında sonucun başka anlar oldu mu? Başka konuşulması gereken, üzerinde durulması gereken anlar yaşandı mı? Ya çok şeyler oldu. Yani şimdi burada sizin programda bir gün önce ana haberde ben yani sizle konuştuk. Sonra dedim ki cuma akşamıydı ve cumartesi kurultay vardı. Cumartesi 24'te dedim muhtemelen Özgür Özel'in genel başkan seçildiğini öğrenebiliriz dedim. Burada canlı yayında konuştuk. Nitekim öyle de oldu. Yani birkaç saat sonra oldu. Şimdi bunu aslında süreci iyi takip eden, dikkatli takip eden gazeteciler gördü. Ama öyle bir propagandaya maruz kaldık ki, ya ben de yani. Şimdi efendim şu kongre yapıldı, ben biliyorum, yani takip ediyorum çünkü soruyorum. O kongre, il kongresini mesela işte değişimciler kazandı ve oradan 22 delege gelecek mesela. Değişimciler 22 delege kazandı. Bunu tweet atıyorsun, yazıyorsun. Hemen ardından hayır işte orayı değişimciler kazanmadı, işte Kemal Bey'i destekleyenler kazandı falan. Ya kendinle şeye düşüyorsun, kuşkuna düşüyorsun. Bunun üzerine bir daha arıyorsun. Ya siz nesiniz, hani değişimci değil misiniz? Ben hani sizi biraz tanıyorum falan. Ya evet biz değişimciyiz falan ama genel başkana da saygımız var, genel başkanımız falan. Tamam sorun yok. Böyle. Yani süreci aslında gerçekleri gerçek değilmiş gibi sunan bir propaganda yapısı oluştu. Yani Eren Erdem de bunu körükledi. Eren Erdem'in de adını vererek söylüyorum. Eren Erdem benim arkadaşım ama bu süreci çok kötü yönetti ve bu süreçte Kemal Bey'e kaybettirenlerden birisidir Eren Erdem. Şu an Kemal Bey'in haleti ruhiyesini biliyor musunuz? Bilmiyorum ama muhtemelen çok morali bozuktur. Yani çünkü işte bu son görüntü sizin paylaştığınız ve kamuoyuna yansıyan aslında bırakmak isteyen yine de iradesini yine de o hiç partide görevi bile olmayan insanlara teslim eden bir başkan. Maalesef. Ne kadar acı bir görüntü. Maalesef. Peki hemen ben tekrar Tanju Tosun'a dönmek istiyorum. Şimdi artık CHP'yi umudun partisine dönüştürür mü bu sonuç? Yani CHP'yi ve seçmeni canlandırır mı? Politik bir çekim merkezi haline getirir mi? En somut, en yakın zamanlı sonuçları ne olur? Ondan önce canım Kemal Bey'in haleti ruhiyesine ilişkin bir bilgiyi paylaşayım. Serbestiyetten Hilal Köylü gazeteci arkadaşımız bugün Hikmet Çetin Bey'le bir görüşme yapmış. Hikmet Bey önümüzdeki hafta yurt dışında olacağı için devir teslime katılamayacakmış. Kemal Bey'i ziyaret etmiş ve rahatladığını görmüş. Öyle bir Hilal Hanım
paylaşımda bulundu, serbestiyetteki yazısında bu notu belirtmiş olayım, vermiş olayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabii Umudun Partisi olabilmesinin koşulları başlangıçta bir lider değişimi olmazsa olmaz idi. Neden? Çünkü yani seçmenin 13 yıl genel başkanlık yapmış ve seçim kazanamamış ama saygı duyulan bir ismi değiştirme yönünde ve bu ismin değişmesi yönünde bir talebi vardı. Kurultay delegasyonunun vermiş olduğu tercih bu talebin bir şekilde karşılandığını gösteriyor. Ama bir siyasal partide lider değişimi ile tek başına başarının gelmesi kolay değil. Çünkü özellikle Türkiye koşullarında seçmenin bir siyasi partiye yönelmesinin çok farklı sosyolojik, psikolojik, kültürel başka dinamikleri de var. Ama liderlik tabii ki önemli. O liderin imajı, o liderin vermiş olduğu güven ve o liderin itibarı seçmen nezdinde bir etki yaratıyor. Bu bir başlangıç olmuştur değişim adına ama burada asıl önemli olan kurultayda Sayın Özel'in yapmış olduğu konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl değişeceğine ilişkin vermiş olduğu mesajlar önümüzdeki süreçte adım adım nasıl hayata geçirilecek? Mesela partinin demokratik süreçleri aşağıdan yukarıya doğru nasıl işleyecek? Çünkü CHP'nin son dönemde en temel sorunlarından bir tanesi üyelerin karar alma süreçlerinin sadece kurultay dönemlerinde ya da il kongre dönemlerinde dikkate alınması, parti yönetiminin genellikle dar bir ekip tarafından yönetilmesiydi ki Şaban Bey'in paylaştığı video bu açıdan çok spesifik bir örnektir. Sadece orada Kemal Bey'in destek verenler değil, aynı zamanda Kemal Bey'in danışmanlarından da bir tanesi vardı ilk başta konuşma yapan. Ki Özgür Bey'in getirdiği en temel eleştirilerden bir tanesi partinin son dönemde bu danışmanlarla yönetildiği şeklinde eleştiri vardı. Dolayısıyla önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem örgüte açmak, örgütün karar alma sürecinde daha etkin hale gelmesini sağlamak ki Özgür Bey özellikle dijital demokrasi üyelerin sürece katılımı anlamında parti meclis kararlarının oluşumunda bundan bahsetti. Bir de sosyal demokrasinin kimlerle beraber olması gerektiğine ilişkin bir takım stratejik profilden bahsetti. Yani yoksulların partisi olacak, emekçilerin partisi olacak, alt orta sınıfın partisi olacak. Sosyal taban öncelikleri olacak ve ideolojik anlamda tarihsel referansları veri olup onun üzerine sosyal demokrat bir partiye içkin bir takım kimlik inşası gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de maalesef dünyadaki genel gidişata uygun olarak ki bu genellikle sağ liberal partilerin izlediği bir çizgidir. Catch all parti dediğimiz yani toplumun her kesiminden oy almaya çalışan parti. Evet sosyoekonomik eşitsizliklerin sınıflar arasında gelir dağılımının çok aşılmadığı ülkelerde dengenin olduğu ülkelerde siyasi partiler her kesimden oy alabiliyor. Yani bu catch-all politics ve parti işe yarıyor ama Türkiye gibi gelir dağılımının çok açık olduğu ülkelerde sizin sosyal demokrat parti olarak öncelikleriniz olması lazım. Sınıfsal anlamda Özgür Bey bu kurultay konuşmasında onun da altını çizdi. Bu anlamda Umud'un partisi haline gelmesi için birinci eşik aşılmıştır. Bundan sonra eylem alanında ne gibi adımlar atılacaktır? Güven verilmiştir bence. Yani Cumhuriyet Halk Partisi değişimi başarma konusunda önemli bir partidir. Şimdi Türkiye'yi değiştirme, özellikle bu yoksulların makus iptalini değiştirme başta olmak üzere ne gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önermeleri olacaktır yerel seçime giderken? Bunlar gerçekleşirse tabii ki Umud'un partisi olup yerel seçimlerde bunun karşılığını görebilir. Evet, sizi desteklemek açısından söylüyorum. Hakikaten Ecevit dönemine bakıldığında yani 70'lerde CHP hep kazandı. Hep emek odaklı, emek odaklı, emek odaklı, işçi odaklı 74'te başa getiren de bu. Belki bu mesajı aslında çok Özgür Özel veriyor. Şunu soracağım. Siz paylaşmıştınız Metropol bu kurultaydan önce. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz dediğinde CHP'de %10'luk bir düşüş vardı. Evet. Şimdi artık İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki bu sinerji hemen biraz ondan da konuşalım istiyorum. Hem o nasıl yansıyor delegeye, seçmene ve tabii ki yerel seçimlere. Şimdi Ece Hanım, Tanju hocamız çok iyi anlattı. Şimdi şöyle, o CHP alternatif olamaz inancı yıkıldı.
yani seçim kazanamaz inancı yıkıldı. Çünkü CHP seçim kazanamaz algısı Sayın Kılıçdaroğlu'da bütünleşmişti. Yani Kılıçdaroğlu seçim kazanamıyor. Hani işte 10 seçim kaybetti, 11, 12 seçim kaybetti. En son bu seçimi kazanılacağı halde kaybetti falan diye. O algı artık yıkıldı ve Ekrem Bey, Özgür Özel Genel Başkan ama arkasındaki en önemli dinamik Ekrem İmamoğlu. Ve Ekrem İmamoğlu'na da kamuoyunda hani başarılı seçim kazanan Erdoğan'ı yenmiş bir kişi şeyi var, bakışı var, algısı var. Şimdi dolayısıyla bu bir de bu değişim nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Özgür Özel'e büyük bir kredi açılacağını düşünüyorum ben kamuoyunda. Nitekim Deniz Baykal 2010'da ayrılıp Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem anketlerde oyu birden 35-40'lara yükseldi. Deniz Bey de haklı haksız ama ona karşı da ya yeter artık bırak git duyguları aynı şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun olduğu gibi tavan yapmıştı. Ve Deniz Bey o talihsiz komplo kasetiyle istifa etmek zorunda kaldı. Ve ardından Kemal Bey'in gelmesiyle birden parti ve kamuoyu ferahladı. Oh be havası oldu. Bu arada Kemal Bey de ferahlamış. Anladığım kadarıyla iradesinin rehin alındığı konusunda ama, o da inanıyordu. Ama yani. Umarım öyledir ama sanıyorum Hikmet Çetin biraz resmi bir açıklama yapmış. Yani öyledir. Biraz resmi bir açıklamaya benziyor. Yani kamuoyunun pozitif bakmaya başlayacağını düşünüyorum. Özgür Özel'e CHP'deki bu değişimi satın alacaktır. Tabii bundan sonra o açılan krediyi taşıyıp taşıyamayacakları önemli. Sayın Kılıçdaroğlu 2010'da kendisine açılan o büyük krediyi kullanamadı maalesef. Önce hemen genel başkan olmasının ardından 12 Eylül 2010'daki o referandumu kaybetti. Sonra 2011 seçimlerini kaybetti. Sonra 2014 kaybedildi falan derken Sayın Kılıçdaroğlu'na açılan kamuoyunlaştı. O kredi hızla çöktü. Yani neden kullanamadı? Neden şey yaptı? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'na yüklenen o anlam, işte Baykal gitti, Kılıçdaroğlu geldi, her şey güzel olacak beklentisi ni Sayın Kılıçdaroğlu uyguladığı politikalarla karşılayamadı. Halktaki beklenti söndü yavaş yavaş ve tekrar insanlar AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a yöneldiler gibi bir düşüncem var benim. Şimdi eğer Özgür Özel ve Ekrem Bey kendilerine açılmış bu krediyi, bu değişim atmosferini kullanırlar, içini doldururlarsa hocamızın anlattığı gibi gerçekten ben 1974 değil mi hocam? Evet, 74'te iktidar oldu. Yani 73 73 73 73 seçimleri. Seçimlerinden 73. Sonra 1977'de evet, patladı. Yani 77'de asıl patladı. Evet. 73'te de işte Ecevit başbakan oldu yani girdiği ilk seçimde. İşte toprak isteyenin su kullananın falan böyle kitlesel işte Karaoğlan efsanesi şeyden Kıbrıs'tan sonra falan. Bu şeyi yakalayabilir Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. Yani toplum bir de şöyle Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten yoruldu. Yani iyisiyle kötüsüyle 21 yıldır artı 5 yıl daha 26 yıl iktidarda kalacak Sayın Cumhurbaşkanı ve yorulmuş bir Cumhurbaşkanı ve sırtında çok şey var, küfe var. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem AK Parti iktidarının yani yıpranmış yaptıklarının yanı sıra yapmadığı da çok şey var, yapamadığı da çok şey var. Ve insanlar artık değiştirmek istiyor. Nitekim bu geçtiğimiz seçimde değiştireceklerdi. Ama muhalefet maalesef yanlış aday çıkardı. Kamuoyun istediği adayı çıkarmadı. Hemen maalesef. Şunu sorayım. Siz şimdi tabii herkes artık sizden önceden bilgi almak isteyecek. Yani bu kadar doğru çıktıktan sonra. Mesela şimdi Özgür Özel'le birlikte ve İmamoğlu sinerjisiyle birlikte İyi Parti ile ittifak yeniden hemen gündeme gelir mi? Şimdi İyi Parti'nin bu kurultay sürecini çok yakından izlediğini biliyorum. Bilerek biliyorum yani benle de temas etti İyi Parti'nin birkaç üst düzey yöneticisi nasıl gidiyor ne olur durum diye yani dikkatle takip ettiler ve sonuca çok sevindiklerini biliyorum. Diyalog kuracaklardır yani şöyle Özgür Özel şimdi mazbatasını alıp işte parti yönetimi MYK'yı falan oluşturduktan sonra ben yani böyle bu Kasım ayı bitmeden İyi Parti ile böyle ciddi bir selamlaşma CHP arasında yaşanacağını ve o özellikle İstanbul ve Ankara'da belki daha da genişler mi bilemem genişleyebilir. Ama özellikle İstanbul ve Ankara'da İyi Parti'nin CHP ile uzlaşma arayacağını düşünüyorum. Muharrem İnce'ye geri gel denir mi? Muharrem İnce bilemiyorum. Muharrem Bey biraz böyle gerçi bir tavır açıklamadı ama o sanki... İlk tebrik edenlerden biri. Evet ilk tebrik edenlerden biri. Biraz böyle değişimcileri eleştiren bir demeci olmuştu sürecin başında. Ama sonra konuşmadı. Atatürk gelse bu kurum böyle bir kurultay alamaz demişti. Evet. Alınca, şimdi Muharrem İnce'nin yapamadığını Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yaptılar. Biraz da hani onu da söyleyelim buradan Muharrem Bey'in şeyine duysunlar.
Olabilir yani hani o kapı da açılabilir ama pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Ama Kemal Bey kalsaydı daha yüksek ihtimal olurdu. Muharrem İnce'nin geri çağrılması. Evet yani Kemal Bey çünkü hani kurultayı kazansaydı daha yaralı çıkmış olacağı için kurultaydan. Hani kredisini biraz artırmak için işte ne bileyim Tanju Özcan için af çıkardı mesela. Tanju Özcan'ı alacaktı. Belki Muharrem İnce'yi davet edecekti ki hani bak ya adam hani kurultayı kazandı kızıyorsunuz ama bak işte hani partiden ayrılanlar da topluyor falan diyerek bir kendisine bir kredi üretmeye çalışacaktı. Şimdi Özgür Bey onu yapar mı bilemiyorum ama hani kapatmayayım de ama bilgim yok diye. Bilginiz yok. Peki bir Tanju hocamıza da bir sorum olacak ama önce bir Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel ziyareti var. Ekrem İmamoğlu çalışma ofisinde ziyaret etti Özgür Özel'i. Kurultayın ardından ilk defa yüz yüze görüşme gerçekleşti. Aralarında kardeşlik vurgusu oldu. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku ama bu kardeşlik hukuku Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak. Kritik seçim geride kaldı. CHP'nin iki anahtar ismi bir araya geldi. Gündem geride bırakılan kurultaydı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun sözünü hatırlattı. CHP en güvenli limana ulaştı dedi. Genel başkanımız kurultayda partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım demişti ve tam da öyle oldu. Güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a dönmeden önce sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Özgür Özel'i çalışma ofisinde ziyaret etti. 25 dakika süren görüşmenin ardından ikili açıklama yaptı. İmamoğlu birlik mesajı verdi. Malumunuz 38. kurultayımızla ilgili süreç tamamlandı. Kendilerini ziyaret edip sürece dair hem teşekkür ettim hem de bilgi aktardım. Dualarımız hep neydi? Bir olalım, birlikte olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ilk yaşandığını söyleyen Özgür Özel, divan başkanlığı yapan İmamoğlu'na teşekkür etti. Merakla beklenen grup toplantısına ve devir teslim törenine ilişkin soruları yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk yaşandı. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdik. Haftaya salı yapacağız grup toplantısı. Mazbata'dan sonra. Şimdi kardeşlik ve tabii ki İmamoğlu'nun desteği çok belirleyici oldu bu süreçte. Hocam şunu sorayım size. Şimdi hemen tabii Gül Erdoğan benzetmeleri falan yapıldı. Siz de görmüşsünüzdür bugün. Geçen hafta ben Özgür Özel'i ağırlamıştım. Demişti ki ben görürsem ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diyelim ki mesela İmamoğlu'na çok ciddi bir destek var. Hiçbir şekilde tereddüt etmem. Hemen yolu açarım. Böyle de bir demeci var. Nasıl bir süreç görürüz? Hem İmamoğlu Özgür Özel sinerjisinin oluşturduğu ortaya çıkardığı bir süreç. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi benim izlediğim kadarıyla aslında Sayın Özel ile Sayın İmamoğlu birbirlerini tamamlayan aktörler. Sayın Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi içindeki pratik siyasete ilişkin çok uzun bir tecrübesi var. Sayın İmamoğlu ise ulusal siyasette tecrübe sahibi bir aktör değil. Dolayısıyla ulusal siyasetin havasını koklama, onun kurallarının normlarını bir anlamda deneyimleme anlamında çok daha deneyimli bir aktör Özgür Bey. Ekrem Bey ise bir yerel politikada çok önemli bir figür tabii İstanbul gibi bir kentin Büyükşehir Belediye Başkanı olması dolayısıyla. Karizmatik özellikler açısından bakıldığında Ekrem Bey'in karizmatik nitelikleri ve popülerliği tabii ki tartışılmaz. Yani Özgür Bey ile karşılaştırıldığında ama ikisinin de birbirine ait olan özellikleri mesela Özgür Bey'in Ekrem Bey'e benzer özelliği halkla iletişim kurma anlamında ikisi de çok başarılı. Ekrem Bey toplumla iletişim kurma, Özgür Bey ise parti kadrolarıyla, yerel teşkilatlarıyla iletişim kurma anlamında
çok üstün meziyetlere sahip. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi içinde benim yakın dönemde takip ettiğim kadarıyla Özgür Bey kadar enerjisi yüksek olan aktör az. Yerel teşkilatlarla sürekli temas halinde farklı illeri, ilçeleri ziyaret eden, dolayısıyla teşkilatın havasını çok iyi koklayan bir isim. Ekrem Bey İstanbul'da çok önemli bir figür ve karizmatik özelliği dolayısıyla seçmende karşılığı olan bir durum mevcut. Bu açıdan bakıldığında bence süreci birlikte yönetecekler. Genel başkan olarak Özgür Bey'in ulusal politikadaki deneyimi, Ekrem Bey'in de karizmatik nitelikleri ve İstanbul'daki popülaritesi birleştiğinde Türkiye seçmeni açısından süreç içinde bir cazibe noktası oluşturması imkan dahilinde. Peki, evet. Şimdi Şaban Sevinç bir şey daha paylaşacak bizle. Kimler gitti, bu bize aslında çok önemli bir bilgi de veriyor geleceğine dair partinin, değil mi? Evet, şimdi Ece Hanım, ben bir 10 Aralıkçılar, Cumhuriyet Halk Partisi bir efsane gibidir o 10 Aralıkçılar falan. 10 Aralıkçılar derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kültüründen, kendi kuruluş kollarından uzaklaştıranlar kastedilir. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni liberalize edenler, yeni CHP yapanlar, Sayın Kürsaloğlu'nda etkisini alarak Sayın Kürsaloğlu'nu o rotaya sokan kadro. Şimdi onlar da tasfiye oldu bu seçimde. Ya bir de olağanüstü bir kurultay yaşandı. Bunu gerçekten bir kez daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten muhteşem bir kurultay yaptı. Kıran kırana ve kimsenin burnu kanamadı. Kimse kimseye yumruk atmadı ama çok sert eleştiriler. 922 ilçeden, 81 ilden üyelerin seçtiği 1360 delege salonda 2 gün boyunca bir demokrasi şöleni oldu. Ve çok önemli kararlar alındı. Genel başkan değiştirildi. Genel başkanın o işte genel başkana bu tırnak içinde yanlışları yaptıran 10 Aralıkçılar partinin dışına kondu. Onun dışında mesela Bülent Kuşoğlu, Sayın Kürsaloğlu'nun sağ koluydu yıllardır. Tabi bürokrasiden tanıdı ama Bülent Kuşoğlu mesela Cumhuriyet Halk Partili kültüründen gelen birisi değil, Doğru Yol Partisi'nden gelen bir Doğru Yol Partisi bürokratı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiden arkadaşı olduğu için CHP'de çok önemli bir görevde bulundu. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını falan ilk açıklayan isimlerden birisi hatırlıyorsanız. O da şimdi hani tasfiye oldu. Erdoğan Toprak mesela, gerçi milletvekili Erdoğan Toprak ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani en önemli ikinci adamıydı diyeyim. Yani o kadar önemli bir adamdı Sayın Kılıçdaroğlu açısından. O da yani milletvekili olarak bundan sonra sade milletvekili olarak kaldı. Oğuz Kağan Salıcı 10 Aralıkçıların lideri diye bilinir. O parti yönetiminden düştü ve etkisiz kaldı. Muhtemelen dönem sonunda siyasi hayatı da bitebilir. Tuncay Özkan yine gazetecilikten gelen ama sonra işte siyasetçi ve biraz karışık iş adamı gibi de olan, o da milletvekili, pasif milletvekilliğine geçti. O da Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani Erdoğan Toprak için iki adamdan bir dedim ya, bu da birinci adam gibiydi yani. Parti politikalarının belirlenmesinde, parti kadrolarının belirlenmesinde vesaire, o da tasfiye oldu. Bir de bunların dışında siyasetçi olmayan Sayın Kılıçdaroğlu'nun adeta beyninin yarısı diye bilinen Rasim Bölücek danışman. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti organlarına danışmadan yaptığı her işin Rasim Bölücek tarafından önerildiği Sayın Kılıçdaroğlu'na iddia edilir, bilinir. O kadar önemli bir etkisi var. Gizli protokol gibi şeyler mi? Mesela? Gibi, evet gibi. Veya işte altılı masaya kimlerin alınacağı, kimlerin çıkarılacağı, altılı masada işte Akşener'e hangi aşamada baskı uygulanacağı filan. Bütün bunlar Kılıçdaroğlu'nun beyninin yarısı gitti, evet, mi? Gibi, evet. O da tasfiye oldu. Fena bir manşet oldu. Yani şey, dolayısıyla Yüksel Taşkın mesela son bu milletvekilliği sırasında tartışılmıştı. Genel başkan yardımcısı Sayın Kılıçdaroğlu ve İzmir'de birinci sıraya koydu. Özelliği Taraf Gazetesi'nde işte kumpas davaları sırasında Fethullahçıların işte kumpaslarını destekleyen yazılar yazıyordu. Ve genel başkan yardımcısıydı. O da şimdi tasfiye oldu parti yönetiminden ama milletvekili. Çok önemli değişiklikler oldu. Gerçekten çok önemli değişiklikler oldu ve biraz önce gösterdiğim fabrika hakikaten ayarlarına döndü mü CHP? Yani emek, barış, demokrasi, bilim, akıl ve örgüt, işte, örgüt. İnsan hakları, örgüt. Evet, ve örgüt, evet. Dönüldü şimdi mü? Özgür Özel çok önemli bir konuşma yaptı. Selahattin Demirtaş'ı da andı. Tolga Şardan'ı da andı gazeteci arkadaşımız kurultay konuşmasında. Osman Kavala'yı da andı ama Çetin Doğan'ı da andı. Evet. Ve Çetin Doğan, işte Fevzi Türker'i onlara karşı dedi, utangaçça selam gönderiyorum dedi. Yani
Hani şimdi bu kadar, yani bir tarafta Çetin Doğan, bir tarafta Selahattin Demirtaş. Hangisisin sen? Hiçbirisi değil. Ne ama? Demokrat ve hukuk devleti vurgusu yapıyor.